Merhaba. Burada olmak gerçekten benim için büyük bir onur. Ve size İtalya'dan kucak dolusu sevgiler getirdim. Ve bugün buraya aslında sizinle güzel, samimi, sıcak bir sohbet etmeye geldim. Ve sohbetime hayatımdan küçük bir kesit aktararak başlamak istiyorum. Ben doğmadan önce ailem benim ismimi aslında Ezgi olarak hazırlamış. Fakat ben doğduğumda birdenbire görme engelli olduğumu öğrenmişler. Ve dolayısıyla hem şaşırmışlar hem de çok üzülmüşler. Çünkü bu annemin hamilelik döneminde hiç böyle bir şey belli değilmiş. Ve tabii ki doğal olarak annem kendini ağlamaktan alıkoyamamış. Ve annem her ağladıkça benim de gözümden yaşlar süzülüyormuş. Ve bir an halam demiş ki anneme, Emel gel biz bebeğimizin ismini Ezgi koymaktansa Pınar koyalım ki soyadı gibi çağlasın. Ben de buradan size Pınar Çağlar olarak sizi selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İşte hayat. Tıpkı ismimizi seçebildiğimiz gibi, karar verdiğimiz gibi hayatımızda aslında bir de bizim karar veremediğimiz durumlar da vardır. Mesela hangi aileye doğacağımız, hangi milliyete mensup olacağımız, göz rengimiz, saç rengimiz gibi. Ve hayat bunun yanı sıra bize bir sürü sürpriz de hazırlar aslında. Hani derler ya hayat sürprizlerle dolu diye. İşte o bu tam da bu olsa gerek. Ve bu sürprizler aslında bizim için birer sınavdır. Bazılarımız bunları bir hediye olarak görüp hayatı dolu dolu yaşarız. Fakat bazılarımıza bir felaket, bir zulüm olarak görüp hayatımızı zindana çeviririz. İşte tam da 24 Kasım 1999 günü hayat bu sürprizlerden birini bana ve aileme yaptı. Neydi bu sürpriz? Benim anoftalmi hastası olarak dünyaya gözlerimi açmam. Anoftalmi hastalığını kısaca tanımlamak gerekirse bu doğumsal bir hastalık olup ciddi seyirli ve görme sıklığı çok nadir olan bir hastalık. Ve ben 1999 yılında o zamanın tıp ve teknolojisine dayanarak dünya literatürüne geçen 5. anoftalmi hastası olarak doğdum. Peki sizce ben bu hastalığı nasıl gördüm? Bir zulüm olarak, bir felaket olarak mı? Hayır, asla. Ben bu hastalığı hayatın bana sunmuş olduğu bir armağan olarak gördüm. Ve dedim ki Pınar, bu artık senin ayrılmaz bir parçan. Bunu kabullenmen gerek ve bu doğrultuda da hayatını dolu dolu yaşaman gerek. Ve her zaman benim hayat felsefem bu olmuştu. Ve inanın ki hayatta aslında hepimiz birer yıldız olarak doğuyoruz ve doğduk. Önemli olan bu yıldızı nasıl parlatacağımızı bilmek. Nasıl ki yıldızlar parlamak için, ışıldamak için gücünü aydan alıyorsa, bizler de güçlü duruşlarımızla, umutlarımızla, hayattaki başarılarımızla ve azmimizle, isteklerimizle kendi yıldızımızı, içimizdeki yıldızı parlatmalıyız ki hayatımızda rengarenk, ışıl ışıl olsun bir kıvılcım misali. Evet. Sizce benim dünyam tıpkı fiziksel görüşüm gibi kapkaranlık mıdır? Hayır, tabii ki de değil. Evet, ben görmüyor olabilirim. Evet, hiç görmüyorum ışığın gölgeyi, yani %100 görmüyorum. Fakat dünya tam tersine ışıl ışıl apaydınlık. Tabii ki bu demek değildir ki benim hayatım tamamen güzelliklerle, mutluluklarla dolu. Tabii ki de.
Hayatımda tıpkı hepimizin olduğu gibi benim de karanlık noktalar da var. Zaten bu karanlık noktalar olmasa neye yarar ki mutlu anlar, güzel anlar, keyifli olanlar? Ama önemli olan bu karanlık noktaları bir basamak olarak kullanıp ve bir pusula olarak görüp yönümüzü aydınlığa çevirmek. Önemli olan budur aslında hayatta. Hepinizin de bildiği gibi hayat herkes için aslında bir mücadele. Bu akıp giden, su gibi akıp giden bu zaman yolculuğundaki bir serüven aslında hayat. Ve biz hayatta birçok engelle karşılaşıyoruz. Ve bu engeller hepimiz için farklı. Ama benim için hayattaki bu engeller çoğu zaman hep körlüğümden kaynaklı. Ve ben hep doğduğumdan beri, yani kendimi bildim bileli, hep şuna inandım. Evet, engeller var ama bu engeller kesinlikle aşılamaz değil. Tabii ki bu engelleri oturduğumuz yerden aşamayız, evet, bunu da biliyorum. Her zaman çabaladım, gayret ettim, evet, zorlandım. Ama hep inandım ki bu engelleri aşabilmek için kendi konfor alanından çıkmalıyım ve daima kendime inanmalıyım ve güvenmeliyim. Ve her zaman da şunun bilgindeyim. Pınar, bu hayat senin hayatın, sen bu hayata bir kere geliyorsun. O yüzden engeller hiçbir zaman seni yıldırmamalı. Ve hep bu bakış açısıyla, bu felsefeyle yoluma devam ettim ben hayatta. 6 yaşıma geldiğimde artık ilkokul çağı ve ben Marmaris'te doğdum ama Marmaris'te herhangi bir görme engelli okul yoktu ve ailem de beni hep bir hani görme engellilerle okumam için bir okula yazdıracaktı ve biz dolayısıyla Marmaris'e olan en yakın il olan İzmir'e taşınıp beni oradaki görme engelliler okuluna yazdırdı ailem. Burada işte benim için bir mücadele başlamıştı. Yani bir düşünecek olursanız aslında 6 yaşındaki bir çocuk için hayat la 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 mudur? Ama benim için öyle olmadı. Benim için çoktan mücadele başlamıştı bu hayatta. Evet, ama ben bundan çok mutluydum. Ve o okula kaydoldum. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki ben o okula gittiğim günden beri, ilk günden beri hiçbir zaman o okula ait hissetmedim. Neden mi? Çünkü ben her zaman şuna inandım. Evet, ben görme engelliyim ama toplumdaki diğer insanlardan hiçbir farkım yok. Evet, sadece bir duyum eksik ve bunu tabii ki de kabul ediyorum ve bundan hiçbir zaman gocunmadım. Ama ben bu engelimden dolayı hiçbir zaman kendimi toplumdan soyutlamadım, toplumdan kısıtlamadım. Dolayısıyla dedim ki, hayır, ben de diğer insanlarla birlikte aynı şartlarda, eşit şartlarda eğitim alabilirim. Neyse ki 4 yılın sonunda öğretmenim de benim bu düşüncemi fark edip, ailemden habersizce bir normal okula konuşup beni bir aylık bir deneme sürecine aldı. Ve bu deneme süreci gayet başarılı geçti. Ve ben 5. sınıfta itibaren normal bir okula gitmeye başladım. Evet, ailem şaşkındı ama kabul etti. Maalesef normal okula gideceğim zaman kayıt aşamaları çok zorlu geçti. Beni okula kabul etmek istemediler. Neden? Çünkü Pınar görmüyor. Ve dediler ki, yani bunların kendi okulları var. Kendi okullarında eğitim almak zorunda. O yüzden biz bunu kabul edemeyiz. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Bu hak yasal bir hak. Olduğum halde hala ben kabul edemiyorum. Önüme bir sürü zorluklar, bir sürü taşlar konuyor. Ama ben burada en büyük destekçim ailem olmakla birlikte biz bu yolculukta pes etmedik.
ve yılmadık ve beni eninde sonunda bu okula kaydettiler. Tamam kabul ettiler. Şimdi 4 tane öğretmenden biri beni seçmek zorunda sınıflarına kabul etmek için ve hiçbiri istemiyor. Ve özellikle bir tanesi diyor ki yani ben asla kabul edemem çünkü Pınar görmediği için benim çocuklarımın psikolojisini bozar. O yüzden diyorlar ki tamam o zaman kuraya tabi tutalım. Ve kura çekiliyor. Ve bir tane öğretmen de diyor ki yani ben çok şanssızım kesinlikle bana çıkacak. Ve öyle de oluyor. Alışıktı. Ve ben onu da okumaya başladım. Evet herkes panik, herkes heyecanlı ama ben de öyleyim aslında. Bunu belli etmiyorum. Gayet güçlü, gayet soğuk bir tavırla dersleri elimden gelen gayeti gösteriyorum. Ve neyse ki 15 gün sonra öğretmen annemi çağırıyor. Diyor ki Emine Hanım bir gelir misiniz? Diyor ki ben kendimden utanıyorum bu sözleri sarf ettiğim, bu düşüncelere kapıldığım için. Aslında çok yanlış yapmışım ve sizden özür diliyorum. Neyse ki 5. sınıfın sonunda ben yüksek bir ortalamayla 5. sınıfların birincisi olarak seçiliyorum. Ve 4 yıl yani 8. sınıfa kadar bu okulda eğitime devam ediyorum. Tabii ki başarılı, nasıl başarılı oldum? Benim her zaman bir hedefim, her zaman hayatta hedeflerim vardı. Büyüklü küçüklü. Ve ben hep şuna inandım. Evet, bu hayat benim hayatım. Hedefler benim hedefim. Önümüze tabii ki engeller çıkacak. Ama bu engeller bizi hayatta vazgeçirmek yerine tam tersine daha da güçlendirecek. Ve 8. sınıfta lise sınavlarına girdim. Ve İzmir Bornova Lisesi'ni kazandım. Ve herkes dedi ki, yani hayır olamaz. Kesinlikle sorularda torpili var. Bu engeliyle bu mümkün değil. Evet dediler. Ben dedim ki, yani ağzı olan konuşur. Maalesef insanların ağzı torba değil ki müzesiniz. Kulaklarımı kapattım denilen laflara. Ve devam ettim. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi de çocukluktan beri yabancı dil öğrenmek. Özellikle İngilizce öğrenmek. Çünkü ben inanıyorum ki bir dil, bir insan. Ve ben 3 yaşından beri özellikle İngilizce konuşmaya başladım. Renklerden, sayılardan küçük küçük konuşmaya başladım. Ve yakaladığım her fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Yararlanabildiğim her kaynaktan yararlanmaya çalıştım. Ve annemlere hep derdim ki ortaokulda ben lisenin en azından bir bölümü yurt dışında ve aslında Amerika'da okumak istiyorum. Ve ailem bunu her duyduğumda Pınar bu imkansız, bu olmaz diyordu. Ama ben buna üzülmüyordum. Aslında onlar bana her imkansız dedikçe ben bu hedef doğrultusunda daha da fazla çalışmaya başladım. Daha da gayret ettim. Ve işte hayat bu olsa gerek 11. sınıfta bana bir fırsat çıktı. Bir burs, bir değişim programı. Amerika'da bir yıl okuma. Ve ben hiç düşünmeden evet dedim. Ve bunu aileme söyledim. Büyük bir sessizlik. Sonra onlar da beni desteklediler. Fakat dedik ki biz bunu etrafımızdaki insanlara nasıl söyleyeceğiz? Akrabalarımıza. Neyse uzun bir süre söylemedik. Tüm işlemler oldu, vizeler çıktı. Artık Pınar Amerika'ya gitmeye hazır. Ve biz bunu söyleyeceğiz. Özellikle aile büyüklerimize. Annem ilk önce kendi babasına yani dedemlere söyledi. Dedi ki Pınar Amerika'ya gidiyor. Ve dedemin ilk dediği şey, ben bu arada tek çocuğum. Siz bir tane çocuğa bakamadınız mı? dedi. Güldük. Dedik yani tamam sen böyle düşünebilirsin. Tabii ki saygımız sonsuz. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Ve ben etrafına dediklerine kulak kapayıp Amerika'ya gitmeye hazırdım. Mart'ta ailem belli oldu. Texas'a gidecektim. Okulum belli oldu. Ve benim uçak biletim 11 Ağustos 2015. Her şey hazır. 10 Ağustos gecesi bir haber geldi. Texas'taki okul sizi körlüğünüzden dolayı kabul etmedi. Her şey değişti ve şu anda gideceğiniz eyalet Güney Carolina.
hepimizde muhteşem bir hayal kırıklığı ve dinmek bilmeyen gözyaşı. Aslında ben orada vazgeçmeli de eşliğindeydim. Dedim ki Pınar, vazgeçmeli misin? Bu kadar emek, bu kadar çaba boşuna mı? Dedim hayır, boşuna olmamalı. Asla boşuna olmamalı. Çünkü benim hedefimdi bu. Yıllardır kendime belirlediğim, koyduğum bu hedefti ve ben bu hedefi başarmam lazım. Ve vazgeçmedim. Aslında uçağa bindim ama 11 Ağustos'ta bilinmeze gidiyorum. Gittim Amerika'ya, vardım. Ve bir de dediler ki bana, size engelliliğinizden dolayı host aile bulmak çok zor oldu. O yüzden hafta içleri yatılı okulda kalacaksınız, hafta sonları aileye çıkacaksınız. Ya ben bunu duyduğumda bir 5-10 saniye hiçbir şey demedim. Çünkü benim çocukluktan beri yatılı okul fobim vardı. Ve ben bu fobimle aslında şu anda karşı karşıyaydım. Dedim ki, yani ben şu anda ne yapmalıyım? Açıkçası bilmiyorum. Kabul ettim, yani o anda çünkü yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çünkü neden bu fobiydi benim için yatılı okul? Ben okulu hep bir eğitim kurumu olarak gördüm. Hiçbir zaman bir konaklama yeri olarak görmedim. Ve ben hiçbir zaman ailemden ayrılmadım. O yüzden de hep bu yatılı okul benim için bir fobi haline geldi. Amerika'da ilk günüm yatılı okulda ne uyudum, ne yemek yedim, ne konuştum. Tek yaptığım şey yatağın üzerine oturup ağlamak. Yani o ilk geceyi şu an size anlatırken bile daha dün gibi hatırlıyorum. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Ama şu anda da diyorum ki, iyi ki bu fobimle yüzleşmiştim, bu fobimi yenmiştim. Çünkü yatılı okulda kalmak beni çok daha güçlü, ayaklarının üzerine çok daha sağlam basabilen bir Pınar yaptı. Ben yatılı okulda çünkü tek başıma öğrendim hayatı. Çünkü bunun öncesinde hep ailem vardı yanımda, kararlarımda. Benim nasıl hareket etmem gerektiğini hep ailem vardı. Ama Amerika'da ve yatılı okulda bunu bütün hayatımı ben yönetiyordum. Hayatımın merkezinde ben vardım aslında. Evet, benim için Amerika yepyeni bir sayfaydı. Çok zorlu bir süreçti. Ama şu an dönüp bakıyorum ki iyi ki de yapmışım. İyi ki de Amerika'ya gitmişim. Ve benim ben şu anda bu kadar iyi İngilizce konuşabiliyorsam bunu Amerika'da kaldığım onaya borçluyum. Daha sonra bu Amerika programı bitti. Döndüm Türkiye'ye. Çok daha olgunlaşmış. Çok daha tatmin olmuş. Hayatta kararlarını daha net verebilen bir Pınar. Ve benim iki amacım vardı. Dedim ki ben daha sınırlarımı ne kadar genişletebilirim ve bu öğrendiğim İngilizceyi daha ne kadar üst seviyeye taşıyabilirim. Ben eğitimime yurt dışına devam etmeliyim dedim. Ve akademik yılın başlamasına sadece bir ay kalmıştı. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra beni ilk kabul eden ülkelerden biri Kanada oldu. Ve ben bir ay sonra Kanada'daydım. Lise eğitimimi Kanada'da tamamladım. Ve 2 yılda ön lisans eğitimi aldım Kanada'da. Gittim Kanada'ya. Evet, eğitim anlamında çok güzeldi. Kültürel ve dinsel çeşitliliğin olduğu bir ülke olduğu için benim ufkumu çok genişletti. Çünkü ben inanıyorum ki her yeni kültür, her yeni ülke bizim bakış açımızı çok daha fazla zenginleştirir. Ve benim Kanada aslında gelecek hedefime öncü oldu. Ve benim en çok bakış açımı zenginleştirdiği etkenlerden biri de Kanada'nın bana İtalyanca diline uyandırdığı merak ve tutku oldu. Ben bölüm gereği 2 yıl İtalyanca dersi aldım Kanada'da ve bir öğretmenimiz vardı. Bu arada da İtalyan kültürüne ve mutfağına zaten ayrı bilgim var ama dili hakkında çok da bir fikrim yok aslında.
Öğretmenimiz ilk gün sınıfa girdiğinde "Buongiorno" dediğinde dedim ki evet Pınar, senin sıradaki öğreneceğin dil İtalyanca olmalı. Ve bu doğrultuda başladım çalışmalarıma, araştırmalarıma. Dedim ki ben artık Kanada'da devam etmeyeceğim. Çünkü bir Marmaris'te olarak, yani çok sıcak iklim, Akdeniz iklimi ve Kanada'ya gittim. -42 derece, buz, kar her yer. Dedim ki yok, yani benim psikolojim bozuluyor. Daha fazla dayanamayacağım bu soğuğa ve çok uzak. Aile özlemi, manevi duygular eksik. Ben artık bir Akdeniz ülkesinde üniversite eğitime devam etmeliyim dedim. Ve döndüm Türkiye'ye. Hemen İtalyanca dersleri alıp İtalyanca yeterlik belgemi aldım. Araştırmalarım sonucu başvurular yaptım. Ve University for Foreigners of Siena'dan kabul aldım. Ve şu anda da İtalya'da üniversite eğitimime devam etmekteyim. Uluslararası ilişkiler üzerine. Ve bu karar, aslında ben bu kararı çok da aileme sormadan aldım. Çünkü hiç İtalya yoktu benim Kanada'ya gittiğimde aklımda. Ama onlarla paylaştım. Ve ben o kadar şanslıydım ki benim ailem aldığım her kararda benim arkamdaydı. Ve beni destekledi. Bana hiçbir zaman "Pınar şunu yap, şöyle olsun." Beni hiçbir zaman yönlendirmediler. Çünkü onlar bana inanmışlar ve güvenmişlerdi ki ben kendim için düşünüp, taşınıp, ölçüp, tartıp en iyi kararı alıp bu doğrultuda da bir karar veririm. Evet, Eylül ayında, 2021 Eylül ayında İtalya'ya gittim, başladım. Ve tabii ki korkularım vardı. Nelerle karşılaşacağım, yine engelimden dolayı sıkıntılar çıkacak mı diye. Ama ben biraz önce de dediğim gibi şanslı bir insanım. İtalyanca, yani gerek İngilizce, gerek İtalyanca bana öğreten insanlar, öğretmenlerim hep çok iyi, çok tatlı insanlar ve çok yardımsever insanlar çıktı. Ve benim hayatımda aslında rol model olan insanlar. İşte bunlardan biriyle de benim aslında İtalya'da yolum kesişti. Luisa adında bir İtalyanca hocamla tanıştım ve o benim hayatıma farklı dokunuşlar, İtalyanca öğrenmemde çok büyük bir ilham kaynağı ve benim bir dağ gibi görebileceğim bir engeli sadece küçük bir taş parçasına çevirip bana aslında bunun hiçbir engel olmadığını fark ettirdi ve benim için aslında şu anda bir idol haline geldi. Ve onun sayesinde İtalyanca dilini öğrenmek aslında bir zorunluluk değil, tamamen bir zevk meselesi oldu. Hayatımızda evet biz hayata yalnız geliyoruz, yalnızız ve yalnız doğup, yalnız büyüyüp, yalnız ölüyoruz, öleceğiz. Ama bazen hayatımıza dokunan insanlar, bize ilham veren insanlar olması gerçekten bizim hayatımızda fark yaratıyor. Hayatımızı gerçekten renklendiriyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Evet, olumsuzluklar aslında hep bizim için zorluk değil. Bazen de bizi güldürüyor. Mesela ben bir görme engelli olarak çok fazla anı yaşıyorum. Örnek vermek gerekirse, bir gün havalimanındayım. İstanbul'dan İzmir'e seyahat ediyoruz. Uçağa doğru yürümekteyiz. Bir tane çocuk, yani böyle benim kör olduğumu görünce beni böyle bir süper güçte, kendinden çok farklı insan olarak görüyor. Ve hani böyle 6-7 yaşlarında küçük bir çocuk annesine bir ışınla, "Aa anne, ablaya bak, hem gülüyor, hem uyuyor, hem de konuşuyor." dedi. Yani ve annesi diyor ki tamam yani abla arkanızda hani sus duyacak diyor. Ama tabii ki yani bu çok doğal. Hani bazı engeller hani bundan tabii ki etkileniyor. Çünkü onlar kendine yapılmış bir hakaret olarak görüyor ama ben öyle görmüyorum. Yani bunlar çok doğal şeyler. Çünkü maalesef biz engelliler yeterince topluma kazandırılamıyoruz. Tabii bunda ailelerin de çok etkisi var.
Ama benim ailem beni engelleyeyim diye hiçbir zaman toplumdan soyutlamadı. Özellikle annem, nerede sosyal bir aktivite var, nerede kültürel bir aktivite var, her zaman beni de kattı. Her zaman toplumla iç içe olmamı sağladı. O yüzden benim bu konudaki bakış açım çok daha geniş, çok daha çok daha başkalarının gözünden bunu görebiliyorum aslında, böyle diyeyim. Ve bir diğer anım da, otobüsteyiz bir gün, İzmir-Marmaris arası seyahat ediyoruz ve ben Braille alfabesi, biliyorsunuz, görme engellerini kullandım. Onu okuyorum, kitap okuyorum otobüste. Arkamızda bir yaşlı teyze, tabii annem yanında benim, diyor ki sürekli bana bakıyor. Allah Allah, bu beyaz sayfada çocuk elini gezdirip duruyor, bomboş sayfada, 2 saattir. En sonunda, ama annem anlıyor, diyor ki çünkü bakıyor bakıyor, sormaya da utanıyor. Ama en sonunda kadın dayanamadı, dedi ki, ya kızım çok pardon ama dedi, bu çocuk yani 2 saattir boş sayfada elini gezdirip duruyor, ben anlayamadım ne yapıyor. Yani tabii, yani çünkü kadın hiç Braille alfabesi denen bir şey görmemiş ki hayatında. Tabii ki böyle demesi çok normal. Annem de tabii bu durumu izah etti, açıkladı. Tabii teyze çok utandı. Dedim hayır, yani bunu sormanız çok doğal, hiç utanmanıza gerek yok. Yani böyle bunun gibi çok çeşitli farklı anılar yaşıyorum ben de hayatta. Konuşmamın başında dediğim gibi, biz hepimiz dünyaya birer yıldız olarak doğuyoruz, geliyoruz. Önemli olan bu yıldızı nasıl parlatacağımızı bilmek ve bu yıldızı hiçbir zaman uzaklarda, kilometrelerce uzakta, gökyüzünde aramaya gerek yok. Ya da bizim hayatımıza insanlar, başkaları yön verecek diye beklememiz gerekir. Biz hayatımızda bir izleyici olarak olmaktan ziyade daima hayatımızın başrol oyuncusu, senaristi, yönetmeni olup ve daima biz olup hayatımızı o şekilde yön vermeliyiz. Yani içimizdeki ışığı gökyüzünde değil, aslında tam da kendimizde aramalıyız. Yani yüreğimizde aramalıyız. Çok teşekkür ederim.